Ay şekerim Rapunzel, bu canım saçları nasıl tarıyorsun bakıyorsun? Ay senin işin çok zor hayatım. Ya işte Bayan Bigi'de ne yapalım? Bu da benim hayatımın zorluğu. Çok alıştım artık. Onlar olmayınca sanki hayatım yarım olurmuş gibi geliyor. O yüzden aman ha lütfen sadece uçlarından keselim tamam mı? Size güveniyorum. Güvendiğim için hep buraya geliyorum zaten. Aa, tabii ki canım. Nasıl istiyorsan aynen öyle yapacağım saçlarını. Bu arada tacını da hiç çıkarmazsın şu kafandan. Ay ne değerliymiş yahu. Ay ne yapayım? Ona da çok alışmışım. Valla bunlar hayatımda olmayınca hep bir tarafım eksik gibi geliyor. Ay, hadi başlayalım öyleyse çünkü acelem de var. Tamam canım tamam. Ben şu müşterilere bir hoş geldiniz diyeyim de. Hoş geldiniz bayanlar, nasılsınız? Ay hoş bulduk, hoş bulduk Bigudicim. Ay saçlarım dillere destan oldu. Herkes bayıldı bu kesime. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Bak sana yeni bir arkadaşımı getirdim. Ay o da görünce bu saçları aynen kestirmek istiyormuş. Aa, evet bayan Bigudi. Ben de arkadaşımın saçını gördüm ve çok beğendim. Aynısından ben de kestirmek istiyorum. Aa, tabii canım tabii. Bu aralar çok moda o kesim. Demek öyle küt istiyorsun ha? Düşüneyim bakayım ben şimdi sana nasıl gider acaba diye. Evet, bu aralar herkes küt istiyor. Evet, kesime başlıyorum. İşim çabucak bitecek kızlar. Bu arada sizi de bekletmeyeceğim. Ay sanki çok fazla saç oldu. Ay saçlarım bu kadar uzadı mı ki uçlarından alınca bu kadar çıktı. Cık, Allah Allah. Neyse bayan Bigüde işini biliyordur. Şimdi konuşup onu çok rahatsız etmeyeyim. Ay ucundan bile kestirmek nasıl hafifletti kafamı. Ay iyi oldu iyi oldu. Bayan Bigudi bu arada sormadım. Sizde ne var ne yok? Siz nasılsınız? Ay canım vallahi ne olsun. Bu arada saçın da bitmek üzere. Son şeyleri yapıyorum, böyle düzeltmeleri yapıyorum. Ay tatlım, bu aralar öyle unutkanım ki bilmiyorum her şeyi karıştırıveriyorum. Ay korku veriyorum böyle bazen sarı isteyeni siyah saçlı yapacağım diye. Ay yok canım, siz öyle şey yapar mısınız? Siz bu işin ustasısınız. Ay tabii öyle de işte şey yapıyorum, şaka yapıyorum sana şaka. Dorothy sen anlat, nasıl oldu yeni ev? Güzel oldu mu? Ah seni şanslı seni kaptın güzelim yalıyı. Dorothy mi? Bayan Bigudi, ben Rapunzel'im, Rapunzel. Rapunzel mi? Şu uzun saçlı, saçlarını asla kestirmeyen, saçları boyuna kadar uzun olan Rapunzel diyorsun galiba. Tabii ki. Başka Rapunzel mi var? Çok alemsiniz Bayan Bigudi. Ya, ha, öyle demek. Aa, bu aralar kısa saçın moda olduğunu biliyor muydun? Ay biliyorum ama ben yine de uzun saçtan vazgeçemiyorum. Aman canım sen de saçını süpürge ettin, hatta merdiven ettin yeter. Gel senin saçlarını da keselim, şahane olacak. Yok yok dünyada olmaz. Ay ben evet desem prens evet demez buna. Ya demez mi? Sürpriz yapsan nasıl olur? Ah yok canım. Ay aramız açılır vallahi beni hiç affetmez. Aa, öyle demek. Ay sen konuyu bana at. Bayan Bigudi tutturdu da tutturdu, tutturdu da tutturdu de. Ay yok canım. Neyse hadi siz uçlarından alıverin de ben artık gideyim Bayan Bigudi. Ya uçlarından mı? Ha, ben aldım aslında uçlarından ama
Uçlarında kırık çoktu, çok almak zorunda kaldım ama uçlarından aldım tabii, it kökünden alacak halim yok ya. Aynen dediğin gibi uçlarından aldım şekerim. Hadi sen aynaya bak, çok şeker oldun, çok. Ay bayan Bigudi, her yer saç dolmuş. Benim bu kadar saçım var mı ya uçlarda? Ay çok merak ediyorum, saçlarıma bir bakayım. Ne? İnanamıyorum. Olamaz. Olamaz bayan Bigudi, saçlarıma ne yaptınız böyle? Ha, ben ne yapacağım şimdi? Benim canım saçlarım, verin onları bana. Verin bana saçlarımı. Ah olamaz, olamaz. Canım saçlarım gitti. Sizi dava edeceğim. Bana bunu yapamazsınız. Bana bunu yapamazsınız. Aa, ne oldu ki şimdi yani? Ay uçlarından al dedi. Uçları işte, o dibi değil ki. Allah Allah. Hadi kızlar gelin bakalım. Şimdi saç kesimi sırası sizde. Ay bayan Bigudi, benim işim vardı. Ah ben onu unuttum. Sonra uğrayalım biz. Hadi kalk şekerim, kalk kalk, gidelim buradan.